Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Ünite 10. Konumuz sıfat mevsuf. Anahtar kavramlar bu yüzden sıfat mevsuf ve aralarındaki uyum ile sıfat tamlaması olacaktır. Tabii öneriler var. Önerilerde belki en önemli olanı Türkçe gramer kitaplarında sıfat tamlaması konusunu bir kez okumanız. Türkçe'de sıfat neydi? Sıfat tamlaması. Es sıfatu vel mevsufu. Arapçada bir sıfat terkibi en az iki ögeden oluşur. Yani sıfatı bulduysanız mevsufu da zaten bulmalısınız. İki öge var. Mevsuf sıfatlanan, nitelenen kelime. Sıfat niteleyen kelime. Yani sıfat neyin sıfatıdır diye sorulduğunda şu kelimenin diye o kelimeyi de bulmamız gerekir. Sıfat, mevsuf, ayrılmaz, ikili. İzafet terkibinde olduğu gibi. İzafet terkibinde ne vardı? Muzaf ve muzafun ileyh vardı. Şimdi de sıfat ve mevsuf var. Tıpkı müpteda ve haber gibi. Fiil ve failin ayrılmaz ikili oluşu gibi. İzafet terkibinde olduğu gibi sıfat tamlamasında da Arapça ile Türkçe arasında öğe dizilimi açısından bir zıtlık vardır. Dilimizde sıfat daima nitelediği isimden önce gelirken Arapçada tam tersidir. Buna göre önce mevsuf sonra sıfat gelir. Tabi sıfat kavramı yerine na'ta denilmektedir. Mevsuf kavramı yerine men'ut kelimesi de kullanılmaktadır. Yani men'ut aşağıdakilerden hangisidir denildiğinde men'ut da neyin nesi demeyeceğiz. Mevsufu istiyorlar. Bunu anlayacağız. Na'it aşağıda çizdiği kelimelerden hangisidir diye sorulursa bilelim ki sıfat kastedilmiştir. Buna göre sıfat ile na'it aynı. Mevsuf ile men'ut aynı şeylerdir. Tabi aralarında çeşitli uyumlar olması gerekiyor. Birazdan onları göreceğiz. Sıfat terkibi denildiği zaman elbabul meksuru. Cümle olduğu zaman elbabu meksurun. Arada pek de fark yokmuş gibi gelebilir yani size. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var. O da sıfat terkibinde kelimede eliflam olması, cümle yerinde ise eliflam olmayışı. Sıfat yerinde meksur son harfinde zamme varken, tek ötre varken, cümle yerinde meksurda iki ötre, tenvin var. Böyle bir farklılık var. Tabi her sıfat olan kelimede elif lam olması da gerekmiyor. Onlar da aşağıda gelecek. El babu nedir? Mevsuftur. El meksuru sıfattır. Bab kapı. Öyle kapı ki el meksuru kırık, kırılmış, kırık olan. Onu niteliyor. Oysa burada el babu mübteda meksurun haber olmaktadır. Kapı kırıktır. Yani burası ne olmuş oldu? Müpteda haber. Burası sıfat mevsuf oldu. Yani hareket durumu önemli burada. Okuma parçası Elfü Leyletin ve Leyletun. Yani bin bir gece. Masalı vardır. Meşhur. Birinci soruyu atlıyoruz. Çünkü bu tarz bir soru olabilir mi? Olamaz. Şık yok. Hiçbir cümle yok. Hiç herhangi bir şey yok. Oysa ikinci tarzdaki sorular Arapçanın geneliyle alakalıdır esasen. Sadece bu ön lisans ile veya bu ünite ile alakalı değildir. Kelimelerin eş anlamlı, zıt anlamlı olarak kelimeleri ezberlememiz gerekir. Aynı zamanda hangisi müfret, hangisi cemi bu şekilde ezber yapılmasında son derece fayda vardır. Bu tarz sorular esasen yarın bir gün ön lisansı bitirip ili tam dediğimiz işte 3. ve 4. sınıfı okumanız durumunda da bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Elbette okuduğunuz bölüme göre farklılıklar olabilir. Yani en son 10 tane üniversitede bu tarz yani ilitam vardı. Üniversiteye göre değilse de çoğunda müfret, tesniye, cemi konusu, zıt anlamlı, eş anlamlı soruları çıkacaktır. Şimdi burada ne istenmiş? Eş anlamlıları bulmamız istenmiş. Yahtevi kelimesinin eş anlamlısı hangisidir diye sorulmuş. Bunları biz kolayca not alabilmeniz için her birinin üzerine yazdık. İşte yeştemilü bir yani buradakini yani yahtevinin
eş anlamlısı. İki hangisiymiş? Mühimmen. Hemen kelimesinin eş anlamlısı. 3. Katip, müellif. Yani üzerlerinde yazan rakam, şuradaki rakamlara denk geliyor. Ona göre işaretleyebilirsiniz. Şurayı görmeniz, hemen not almanız veya videoyu durdurup kitabınızın üzerine çizmeniz yeterli olabilir. Zıt anlamlıları da aynı şekilde işaretledik. Galilul'le de bir yazıyor. Buna göre Adilun'un zıt anlamlısı. 2. Esgar, Ekber zıt anlamlı. Esgar en küçük, Ekber en büyük. Her birinin üzerinde rakam var. Hemen yanlarına rakamları yerleştirebilirsiniz. Buna göre devam ediyoruz. 4'e baktığımızda çoğul isimlerin müfretleri yani tekillerini bulun demişler. Artık diğer sorulara bakmıyoruz. Konuya geçmek üzere ilerliyoruz. Sıfat tamlaması, tanım. Kendisinden önce gelen bir ismi gerek nitelik gerekse nicelik. Yani nitel ve nicel anlatım önemlidir. Nicelik olduğu zaman sayı oluyor. Sayısal bir veri. Nitelikte ise sayısalın dışında kalan her ne varsa o kastedilir. Bu şekilde bir kelime hakkında bilgi veren kelimeye ne diyoruz? Sıfat adını vermekteyiz. Tabii sıfatı nasıl tanırız? Bununla alakalı şeyler birazdan gelecek. Sıfatın tanımladığı sözcük mevsuf adını alır. Tabii sıfatın tanımladığı sözcüğün yani mevsuf olan kelime aynı zamanda farklı bir öge de olabilir. Mevsufu başka bir şey olmaz diyemiyoruz. Sıfatın tanımladığı sözcük yani mevsuf olan o kelime aynı zamanda mübteda, haber, fail gibi cümledeki temel öğelerden birisi de olabilir. Ki bunun aslında birinci görevidir. İkinci görev olarak mevsuf oluşu gelmektedir. Yani tekrar edelim. Mevsuf olan kelime yani sıfatın özelliğini bildirdiği o kelime mevsuf olmakta kalmayabilir. Aynı zamanda fail, meful de olabilmektedir. Örnekler üzerine bunu zaten göreceğiz. Sıfatla mevsuf arasındaki uyum, tabii konu aslında burada başlıyor diyebiliriz. Sıfat kendisinden önce gelen isimle yani mevsuf ile şu bakımlardan uyum halinde olmalıdır. Yani uyum, sıfat ile mevsuf arasında hangi noktalarda uyumluluk olur? Bunu hemen bir kağıda yazıp ezberlemeniz gerekir. Burada yazmışlar zaten bir irap yönden, iki şu yönden, üç bu yönden diye. Birçoktan bir irap, iki şu, üç şu diye kağıda yazıp ezber yapmanız gerekir yani. Bu unutulmayacak bir şey. Hepsi aynı anda tutuyorsa sıfat mevsuf olur. Biri eksik olsa olmaz. Demek ki sıfat ile mevsuf arasında ne vardır? İrab uyumu vardır. İraptan kasıt yani mevsuf olan kelime merfu ise sıfat olan kelime de merfu olacak. Mevsuf eğer mensupsa sıfat olan kelime de mensup olmalı. Mevsuf mecrur ise sıfat olan kelime de mecrur olmak zorundadır. Aralarında uyum var. Hangisi diğerine tabi? Sıfat olan kelime mevsuf olan kelimeye tabidir. Mevsuf olan kelimenin irabı neyse sıfatta ona uymak zorunda. Merfuluk yönden örnek verelim denilmiş. Câe fiil. Et-tâlib onun faili olur. El-müştehit sıfattır. Neyin sıfatı? Bunu anlamak aslında zor değil. İrab yönden uyum olacak denilmiş. El-müctehidu. Yani kelimenin son harfi olan dal ötreyle bitmiştir. Et-tâlibu. Bu kelimenin de son harfi ba'dır. O da yine ötreyle bitmiştir. Gözüktüğü üzere. Dolayısıyla aralarında irab yönden uyumu var mı? Var. Her ikisi de nedir? Merfudur. Tabii merfu ne demek? Mensup, mecrur bunlar ne demektir? Bunları da iyi bilmeniz gerekiyor. Yanılmıyorsam Arapça 1'in 5. ünitesinde isimlerde irab adlı üniteyi işlemiştik. İrab nedir konusuna bakmanızda büyük fayda var. Câe fiil, et-tâlibu fâil ve aynı zamanda mevsuf. Görüldüğü üzere mevsuf olan kelime, mevsuf olmakta kalmamış, cümlenin öğelerinden birisi olabilir denilmişti. İşte mübteda, haber, fail, mef'ul bih gibi demiştik. Burada faillik özelliği vardır mevsufun, fail olmuştur. El-müştehit de onun nesidir? Sıfatıdır. Arada uyum var mı? Var. İrab yönden uyum var. Nasıl var? Bâlib mensuftur. Yani ba'ya bakıyoruz. Son harftir irab noktası.
Tabii yani tesneyeceğimi olsa son harf değil belki bir önceki harf olacaktı. Bu yüzden İrab videosunu izlemenizde fayda var diye tekrar edelim. Et talibi öteyle bitmiştir. El müştehidü de öteyle bitmiştir. Dolayısıyla aralarında İrab uyumu vardır. Cafil, talip fail, el müştehid talibin sıfatı. Devam ediyoruz. Mensupluk yönünden de uyum olur İrab dediğimize göre. Ra'eytü, ben gördüm. Ra'a, fiil. Tu, fail. Et talibe, mef'uldür. Et talibe, mef'ul aynı zamanda nedir? Mevsuftur. El müştehid de onun sıfatıdır. El müştehid neyin sıfatı? Talip kelimesinin. Buna göre talip nedir? Mevsuftur. Diğer adı neydi? Men'ut. El müştehid sıfat dedik. Diğer adı ne? Ma'at. Yani iki adı da unutmayalım. Fil mektebeti, kütüphanede. Şimdi burada talip kelimesi mensuptur. Fetha ile bitmiştir. El müştehid de mensuptur. Fetha ile bitmiştir. Hangisi diğerine uydu? Sıfat mensufa uydu. Çünkü sıfat tabidir. Tabi olmak zorunda. Neye? Mensufa. Gördüğünüz üzere mevsuftur bu kelime. Aynı zamanda mef'uldür. İki görev birden üstlenmiştir. Mecrurluk yönünden de uyum olur. Sellemtü yazıyor sanırsam. Selleme fiil tu fail. Alet talibi. Öğrenciye selam verdim. Nasıl öğrenci? Öyle öğrenci ki el müştehit. Çalışkan. Çalışkan öğrenci. Et talibi. Kelime esreyle bitmiştir. Mecrur konumundadır. Ala harfi cer olduğundan. Talip kelimesinin cer ettiği. El müştehit kelimesi de bu yüzden cerle bitmiş. El müştehit kelimesi neden esreyle bitti? Bu bir sorudur. Neden esreyle bitti? Çünkü sıfattır. Sıfatlar mevsufuna uyumlu olmak zorundadır. Hangi yönden? İrab yönünden. Mevsufu mecrurdu. Bu yüzden sıfatı da mecrur oldu. Marifelik ve nekrelik yönünden de uyum içerisindedir. Sıfat mevsufuna. Marifelik, nekrelik yani mevsuf marife ise sıfatı da marife olur. Mevsuf nekre ise sıfatı da nekre olur. Bu işin özeti bu. Yine de bakalım örneklere. Câe fiil. El müdîru fâil. Müdür geldi. Nasıl müdür? Öyle müdür ki el cedîdü yeni müdür. El müdîru öteyle bitmiş merfudur. El cedîdü merfudur öteyle bitmiştir. Cedid kelimesi niye merfu? Çünkü mevsufu merfu da o yüzden. Peki mevsufu niye merfu? Çünkü fail. Failler merfu olur. Peki neden fail? Çünkü her fiile bir fail lazımdır. Tabii fiil tam fiilse, nakıs ise o zaman iş değişiyor. İsim alıyor, haber alıyor. O farklı bir konu. Nakıstan kastım yani kâne babından bahsediyorum. Gidip farklı şeylerden bahsetmiyoruz. Gali gibiden ondan bahsetmiyoruz. Câe fiil. Fiil fail alması gerekir. Aldı. Failler merfu olur. Merfudur. Mevsuftur aynı zamanda. Hem mevsuf hem fail. İki özelliği de var. El cedid de burada sıfattır. Neyin sıfatı? El müdîru kelimesi. Merfudur. Merfudur. Nekrelik yönden. İştaraytu. İştara fiil. Tu fail. Ben satın aldım. Me seyyaraten. Araba. Otomobil satın aldım. Öyle araba ki cedideten. Yeni. Yeni araba satın aldı. İştara fiil tu fail seyyareten mef'ul olur. Bu yüzden mensup konumundadır. Fetha'yı almıştır. Cedideten niye fetha almış mensup konumunda? Çünkü mensufuna irab yönünde uymak zorunda. Mensufu mensuptur. Bu yüzden o da mensup oldu. Aklınıza takılmış olabilir. Yani bir iki kişinin aklına takılmış olabilir. İşte bazen temin alıyor iki üstün, iki ötre olabilir, iki esre olabilir. Bazense tek hareke yani teminsiz ötre üstün feta esre alabilmekte bu nasıl oluyor? Kelime elif lamlı ise temin almaz. Tek hareke alır. Yani sadece mesela u veya sadece i, e şeklinde. Ama nekre olduğundan temin almıştır. Yani seyyara te değil de ten oldu. Cedide ten oldu. Bu yüzden. Üçüncü uyumlu olma yönü nedir? Müzekker müennes yönü. Bunun da özeti nedir? Mevsuf olan kelime müzekkerse sıfat kelime de müzekker olmak zorunda. Mevsuf müennes ise sıfat da müennes olur. Bu kadar basit yani aslında. Zehebe
Fiildir. El-talibu faildir. Dolayısıyla fail olduğundan merfudur. Merfu olmak zorundadır. El-müçtehidü. Müçtehid kelimesi niye merfu? Çünkü mevsufuna tabi olmak zorunda. İrab yönünden. Bu yüzden o da nedir? Merfudur. Ama artık merfuluktan çok müzekkerlik, müenneslik yönüne değinmemiz gerekiyor. Çünkü konu o. Az önce neydi? Elif lamlıydı mevsuf. Sıfatı da elif lamlıydı. Burada mevsuf elif lamsız idi, nekre idi. Sıfatı da nekre olarak geldi. Tabi elif lamsızlık eşittir nekre olmaktır. Ama nekre olmak illa elif lamsız olmak manasına gelmiyor. Yani marife nekre konusuna bakmakta fayda olabilir. Marife nekre konusu. Şimdiki konumuz neydi? Müzekker müennesli konusuna değiniyor burada. Ebbali bu nedir? Müzekkerdir. İsmi fail kalıbıdır bu. Dalibun. Elif lam olduğu için başında ebbali bu oldu. Yani nasirun, katibun kalıbıdır. Yani dalibetun değildir, değil mi? Sonunda bir yuvarlakta tay merbuta diyoruz yuvarlak taya. Mühendislik alametidir o. Mühendis olduğu belli olsun diye konulur. Ondan var mı? Yok. Mesela şurada var. Dalibetu yuvarlak t var. Mühendis olduğu belli olsun diye getirilir. Burada kelimeyle bitiştiği için bu şekilde yazılmış. El müctehidetu burada kelimeyle bitişmediği için yuvarlak olduğu daha belirgin. Yani ikisi de yuvarlak t olarak geçer sonuçta. Dali bu da ise mühendislik alametlerinden hiçbirisi yok. Mühendislik alameti neydi? T olabilir. Kapalı T olabilir. Açık T olabilir. Bunun dışında elif-i memdude, elif-i meksura gibi mühendislik alametleri vardı. Bu kelime müzekkerdir. El-müştehidi de o yüzden müzekkerdir. Uyum var. Tabii kaç yönden uyum var? İlk olarak neye değinmiştik yukarıda? İrab yönünden uyum olacak demiştik. Mevsuf ötreyle bitmiş, sıfat ötreyle bitmiş. İkinci, marife nekre yönünden uyum olacak denilmişti. Marife nekre yönünden uyum var mı? Evet, elif lam var, elif lam var. İkisi de marife. Şu an neye değiniyoruz? Müzekker müennes. Evet, ikisi de müzekkerdir. Dolayısıyla sıfat mevsuf uyumu mevcuttur. Yani şöyle olabilir. Ebbali bu. Şurada elif lam olmaz. Müctehidun yazar. Mesela bir şık olarak bunu verir. Aşağıdaki şıklardan hangisi sıfat mensup değildir? Hata vardır diye sorulabilir. Bakmak gerekir yani. İkisi de elif lamlı, ikisi de müzekkere müzekker, müennese müennes. Uyum olacak. Nekreye nekre, marifeye marife. İrab yönünden uyumlar olması gerekir. Müenneslik yönü zehebettir bu. Yani zehebe, zehebet. Müennes olur. Buradaki T'deki hareke yani o esre geçişten ötürü verilmiştir. Zamir değildir o. Zehebet ebbalibetüdür. Ama geçiş yapılacak. Ebbalibe kelimesi elif lamlı. Bu yüzden zehebetit dalibet esre o yüzden verilmiştir. Yani T sen demek, T de sen demek ama bayanlar için. Buradaki T sen manasına gelen zamir mi? Değil yani. Onu belirtmek istedim. Zehebet müennes bir mazi fiildir. Zehebe yezhebu. Meşhur fiil. Ettalibetu faildir. Bu yüzden merfu. Ama konumuz müzekker müenneslik konusu. Kapalı T ile bitmiş müennestir. Elmüştehidetu kapalı T ile bitmiş müennestir. Nicelik. Nice sayısal yön demek. Yani müsret, tesniye, çoğul yani cemi. Yine aynı şey arkadaşlar. Mevsuf müsret ise sıfatta müfret olur. Mevsuf tesniye ise sıfatta tesniye olur. Mevsuf çoğul ise sıfatta çoğul olur. El veledü müfrettir. Veledani değil sonuçta müfret. Bu yüzden es-sagîru da müfret olarak gelmiştir. Tabii önceki şeyler de hatırlar neydi? İrab yönden uyum olacak denilmişti. Merfu ile bitmiş, merfu ile bitmiş. Elif lamlı bir kelime, elif lamlı bir kelime. İkisi de marife. Bunun dışında müennese müennes, müzekkere müzekker uyumu olacaktı. Elvelet müzekker, es-sagîru da müzekker. Bir de nicelik vardı. İkisi de müfrettir. Bu yüzden sıfat mevsuf uyumu vardır. Yazım hatası yoktur. Elveledü çocuk. Öyle çocuk ki es-sagîru. Küçük çocuk. Tesniye yönünden elveledâni es-sagîrâni. İkisi de nedir? Tesniyedir. Müfret tesniye cemi konusunu işlemiştik. Yani nasıldı diye aklınızda bir problem, bir unutkanlık söz konusu ise müfettesniye cemi adlı üniteye bakmanızda fayda vardır. Elif lamlı her ikisi de. Her ikisi de tesniyedir. Tesniye olduğunu nereden anladık? Tesniye elifi var burada. El veledani. Tesniye elifinden sonra nun gelmiştir.
Tabii kelime muzaf olsa nun gelmezdi. Tabii elif lam olduğundan muzaf da olmazdı. Öyle bir şey de var. Gerçi elif lamlı kelimeler muzaf olabiliyor. Kısmen oluyor diyelim. Konu neydi? Nicelik. Sonuçta ikisi de ne? Tesniye. Bu yüzden uyum var. El evladü. Yani veledün, veledani, evlat. Evlat çocuklar manasına gelmekte. Evlat Türkçe'de de kullanılıyor. Cimi mükesserdir bu. El evladu es sigaru. İkisi de nedir? Cemidir. İkisi de cemi mükesser. Yani cümu'u teksir yazılır Arap sitelerinde. Kırık çoğulla denilmekte artık anlamsızdır. Devam edelim. Eğer çoğul isim insanların dışındaki varlıkların çoğulu ise ne demek bu? Eğer gayr-ı akıl ise. Gayr-ı akıl tabirini daha önceden de kullanmıştık. Gayr-ı akıl tabiri Arapça gramer kitaplarında çokça yer alır. Yani Türkçe anlatıyor bu kitap. Bu tür kitaplarda kullanılır gerçi de. Daha çok Arapçayı Arapça üzerinden anlatan kitaplarda gayr-ı akıl tabiri geçmektedir. Gayr-ı akıl yani akılsız varlık demektir. Akılsız varlık. Buna göre akıllı varlıklar neler ki? İnsanlar ve cinler. Öyleyse bunların dışında her ne varsa akılsız varlık olarak kabul edilmiştir. İşte çoğul isim insanların dışındaki varlıkların çoğulu ise yani cem'i gayr-ı akıl ise bu isimler modern Arapçada müsret müennes isim kabul edilmektedir. Tek moderne değil yani. Müsret müennes kabul edilmektedir. Çok önemli bir bilgi. Gayr-ı akıl cemiler müsret müennes hükmünde kabul edilir. Her ne kadar cemi olsa da müsret müennes kabul edeceksin bunu. Çok önemlidir. Bu durumda bu çoğul isimleri bir sıfat niteleyecek olursa, püf noktası sakın bunu unutmayalım. Bu sıfat müsret olarak gelmeli. Bakın sıfat müsret geliyor. Oysa mevsufu cemi. Yukarıdaki anlatılanlara zıt bir durum. Anlaşıldı değil mi? Yine de bakalım oraya. Hani burada neydi? Şu konu var ya. 4. Nicelik konusuna zıt bir durum var burada. Ama o da hangi durumda olur? Cemi gayri akıl ise. Bakalım. El kutubu. Kütüp yani kitabun bir kitap, kitaban iki kitap, kütüp kitaplar. Çoğul bir kelime. Cemi mükesser, kırık çoğul, kitaplar, lerler diyoruz. Kırık çoğul, kitaplar, cemidir, çoğuldur. Kitapların aklı var mıdır? İnsan değil ki aklı olsun. Öyleyse gayri akıl cemidir. Ne demiştik? Müfret müennes hükmündedir. Bu ne demek? Sen bunu müfret müennes kabul et. Mana yönünden değil. Getireceğin sıfatı, müptedası o bakımdan, yani dil bilgisi açısından müsait müennes sahip. Gördüğünüz üzere el kutubu el cedidetu gelmiştir. Cedide cemi değildir. Müsait bir kelimedir. Müsaittir, müennestir. Müsait müennes geldi sıfat. Neden? Çünkü mevsufu gayri akıl cemi de o yüzden. Sıfatın nitelediği öğeler. Nitelediği yani ne demek istiyor aslında? Mevsuf olan kelime ne tür egöler olabiliyordu? Cümlede hangi konumlarda bulunabilmekteydi? Altıncı ünitede izah edildiği gibi isim cümlesi mübteda ve haberden meydana gelir. Mübteda kendisiyle başlanan isim, cümleye kendisiyle başlanmakta. Haber de o mübtedadan bilgi veren, haber veren kelimeydi. Mübteda haber her ikisi de daima merfudur. Merfu ne demektir? Anlatmış burada. Yani mübteda olan o kelime var ya, eğer müfret ise veya cemi teksir ise veya cemi müennes salim ise bu durumda ne olur? Ötre olarak irab alır. Bunlarda ötre varsa bir ona ne diyeceğiz? Merfu diyeceğiz. Bir kelime tesniye ise elif ile. Elif varsa tesniyede bir iki o merfu. Ona hemen merfu diyelim. Cem müzekker salimde nedir? Vav'dır. Eğer vav varsa cem müzekker salimde o da nedir? Merfudur. İşte bu irab özelliklerine sahip bir müptedaya sıfat gelirse ona bu yönlerden uymak zorundadır. Aslında bildiğimiz şeyleri anlatıyor. Sıfat ile mevsuf arasında irab yönünden uyum olur demiştik yukarıda. Aynı şeyi anlatıyor. Et-talibu el-müştehidu nacih. Çalışkan öğrenci nedir? Başarılıdır. Şimdi burada et-talibu kelimesi mübtedadır. Haber hangisi? Haber nacihun. Et-talib öğrenci nedir? Çalışkandır. Öğrenci nedir? Çalışkandır. Başarılıdır.
El-müştehit burada sıfat olmakta. Haber, nacih kelimesi. Burada zaten farklı bir şey anlatılmamış. Et-talibul-müştehidu nacihun aynı şey. Eğer tesni olsaydı. Et-talibani. Et-talibani mevsuftur. Burada da hem mevsuf hem müptedâ idi. Et-talibani ne? Mevsuftur bir. İkinci olarak müptedadır. Haber hangisi? Nacihani. El-müştehidani ne olur? Sıfat olur. Et-talibani ile uyum içerisindedir. Hangi yönden? Et-talibani eliflamlı, el-müştehid eliflamlı. Yani marife ile marife uyum var. Başka? İrab yönünden uyumludur. Çünkü ikisi de nedir? Merfudur. Tesniye olduklarından. Elif ile merfu ikisi de. Müfe tesniye cemi yönünden uyum var değil mi? Her ikisi de tesniyedir. Her ikisi de aynı zamanda müzekkerdir. Bakın dalibe tani değil. Dalibani, müştehidani. İkisi de müzekker. Tabi nacihani haber de tesniye olarak gelir. Çünkü haber de müptedaya uymak zorunda ya. Et-talibani madem ki tesniyedir, müptedadır. Haberi de o yüzden tesniye olması gerekir. Et-dullabu cimidir. El-müştehidüne cemidir. Nacihune cemidir. Dullab cemi mükesser. Yani kırıkçı El-müştehidüne cemi müzekker salim. Vav ile merfu. Nacihune cemi müzekker salim. Vav ile merfu. Et-dullabu ne ile merfu? Ötre ile merfu. Bunlar her biri müzekker idi. Sol tarafta da müenneslerine örnekler verilmiş. T ekleyerek müennes yapılmıştır. Mesela et-dalibetu sondaki yuvarlak ta ile müennes. Et-dalibetani Nun var. Nun'dan önce Elif var. İşte o Elif'ten önceki T ile müennestir. Et-talibatu cem-i müennes salimdir. Müenneslik alameti açık T'dir. Aşağıdaki isim cümlelerinde mübtedanın sıfatını uygun şekilde getiriniz. Sıra sizde sorusu. Öyleyse sıra sizde arkadaşlar. Cevabı vardır yani. İki haber olabilir mevsup olan kelime. Bilindiği gibi haber isim cümlesinin bir öğesi olup cümlede hüküm bildiren kısımdır. Haber bir isim olduğunda genelde nekre olarak gelir. Başında harf tarif bulunmaz. Dolayısıyla sıfatı da ona uyacaktır. Buna göre hıve o nedir? Raculun bir adamdır. Bir kişidir. Öyle adamdır, öyle kişidir ki ganiyün, zengin. Hile mübteda, racül haber. Gani sıfatı, neyin sıfatı şimdi? Haberin sıfatı. Az önce mübtedanın sıfatı olarak gelmişti. Şimdi haberin sıfatı olarak gelmiştir. Haber hangisi? Racül. Racül ile gani arasında tabii ki aynı uyumlar mevcut arkadaşlar. Her ikisi de nekre, her ikisi de müzekker, her ikisi de merfudur. Görüyorsunuz zamme ile merfudur. Her ikisi de müfettir. Hile burada mübteda olmakta. Ve raculun ganiyyun. Huma raculani ganiyani. Her yönden uyacaktır yine. Hiye. Burada hüve geldi, burada hiye geldi. Çünkü hüve müzekker zamiri, hiye müennes zamiri. Bu yüzden. Hunne müennes zamiri, hum nedir? Müzekker zamiridir. Üç fail olabilir. Gelen mevsuf olan kelime. Fail olabilmektedir. Nami uyudu. Kim? Et-tiflu. Çocuk. Öyle çocuk ki es-sagiru. Küçük çocuk. Name fiil. Et-tiflu fail. Ve aynı zamanda ne? Mevsuf. Es-sagiru ne? Onun sıfatı. Neyin sıfatı? Et-tifl kelimesi. Tıfı ne cümlede öge olarak? Fail. Aynı zamanda sagir kelimesinin mevsuf yani men'utu unutmuyoruz. Peki burada et-tiflu mevsuf olsaydı da mübekkeren sıfat olsaydı olmaz mıydı? Belki bu yani nereden anladık? Deminden beri geçiyordu ya. Her ikisi de müzekker olacak. Her ikisi de yani her ikisi yani şöyle diyelim. Mevsuf müzekkerse sıfat da müzekker olacak. Mevsuf burada olduğu gibi eliflamlı ise sıfatı eliflamsız getiremezsin. O da eliflamlı olmalıydı. Mevsuf merfu ise sıfatı da merfu olmalıydı. Bu mübekkeren merfu değil. Mensuptur. Fetha ile bitmiştir. O uyumları ezberleyin arkadaşlar. Mef'ulü bih. 7. ünitede izah edildiği gibi bir fiil cümlesi fiil, fail ve icap ettiğinde yani bazen her zaman değil belki çoğunlukla diyebiliriz. Çoğunlukla failin doğrudan tesir ettiği bir mef'ulün bih olması gerekir. Mef'ulü bih daima mensuptur.
Mef'ulün bir sıfat geldiğinde diğer hususlara dikkate alarak sıfatın mevsufa uyumu sağlanır. Burada demek ki mevsuf ne görevinde? Mef'ulü bih görevinde bakıyoruz. İştara fi tu fa'il sa'aten mef'ul olmaktadır. Tamam, sa'aten mef'ul bih cedideten de ne olur? Onun sıfatı olur. Uyumu görebiliyoruz değil mi? Her ikisi de nekre, her ikisi de müennestir. Sonlarında kapalı fe var her ikisinin de. Her ikisinin de irabı aynı. Hepsi fethalı. Emsi burada düşünülemez. Emsi bir kere esteyle gitmiştir. Tutmuyor yani. Tabi emsi burada ne olur? Zarf olur. Mecrur. 8. ünitede izah edildiği gibi harfi cer adı verilen harflerden sonra gelen isimler daima mecrur olur. Bu isimlerden sonra gelen sıfatlar da mevsufuna mecrurlukta uyduğu gibi zikrettiğimiz diğer yönlerden de uyar. Aslında gelen sıfatlar da buradaki da'nın ayrı yazılması gerekiyordu. Da'yı çık yazmışlar. Ektubul vacibe diye devam ediyor. Mecrur kelime arıyoruz. Yani zaten belli. Burada mecrur kelime ne var? El kalem kelimesi var. Bi, yani bunun adı Ba'dır da Bi diye yazılır. Ba harfi ceri ile el kalem kelimesi mecrur olmuş. Görüyorsunuz mim esrili. El esret kelimesi de esrilidir. Dolayısıyla sıfat mevsuf söz konusudur. Başka hangi yönden uyuyordu? Sıfat mevsufuna hangi yönden uyar? Uyumlu olmak zorunda. Sayalım bir. Neler vardı? Sayabiliyorsanız konuyu anladınız diyebiliriz yani. Sayamıyorsanız onları ezberlemeniz hala gerekiyor. Neyi kastettim? Yani mevsuf eliflamlıysa sıfat da eliflamlı olmalı. Mevsuf müzekkerse sıfatın müzekker olması gerekir. İrabla tutması gerekir. Müfettes, necmi vesaire. Devam ediyoruz. Bakalım burada ne var? 9. ünitede ele alınan isim tamlamasının muzafın ilgisi de mecrur bir isimdir. Dolayısıyla onun niteliğin sıfat da ona irab, marifelik her yönden uyması gerekir. Kısacası kitabet bali bil müştehidi. Müştehit neydi? Çalışkan. Neyin sıfatı olabilir bu? Kendisi esreyle bittiğine göre esreyle biten bir kelimenin sıfatı olabilir ki o da nedir? Galiptir. Kitabın sıfatı olamaz. Manaca zaten uymuyor da manayı bilmediğimizi farz ediyoruz. İraptan, eliflamdan, marifelik, müzekkerlik yönünden çıkartmayı deniyoruz. Ve bulabiliyoruz. Dal esreli yani. Eliflamlı bir kelime ve esreyle bitmiş. Eliflamlı bir kelime ve esreyle bitmiş. Aynı özelliklere sahip iki kelimeyi görürseniz biri sıfat, biri mevsuf olur. Aynı özelliklere sahip. Aynı özellikten kastım ne? Müfettes, necmi, müzekker, müennes, eliflamlı olmayış ve irap yönü. 9. ünitede bazı zarflardan sonra gelen isimlere muzafın aleyh olduğu ifade edilmişti. İşte bu isimlerden sonra gelen sıfatlar da mevsufuna aynı kurallara uymaktadır. Yani burada anlatılmak istenen, deminden beri ne anlatılmak istenir? İrab yönünden uyum olmalıdır. Bu işin özeti bu yani. Muzaf, yine aynı şey. Hiç okumaya gerek var mı? Hayır yok. Niye yok? Cem'u örnek vermiş. Hâzâ bu nedir? Cem'u, cemidir. Hâzâ mübteda, cem'u haber, Salim de cimi'nin nesi olur burada? Sıfatı olur. Yani nedir bu? Muzafın sıfatıdır. Salimun. Başka neyin sıfatı olabilirdi? Müzekker olabilir mi? Müzekker esrele gitmiş. Olamaz. Hazan olabilir mi? Haza bu nedir? Anca öyle olabilirdi. Salimun salimdir. Uyumlu değil yani. Cem'u cemidir. Öyle cemi ki salim olanı. Salim olmayan cemiler de var çünkü. Bu yüzden cimi kelimesi nitelemiş özelliğini belirtmiştir. Ayrıcı özellik ifade etmiştir. Buradan anlatılmış. Dikkat. Üçüncü ünitede isimlerde tesniye, ikil yani konusunda. Tesniye bir ismin merfuluk alametinin elif, mensupluk ve mecrurluk alametinin de ya harfi olduğu belirtilmişti. Konumuzla ilgili olarak tesniye bir ismin sıfatı da kendisi gibi tesniye ve irabı da ona uygun olur. Aşağıdaki örneklerde tesniye bir ismin sıfatı da tıpkı mevsufi gibi merfu, mensup, mecrur olarak gelmiştir. Zaten aynı şey arkadaşlar anladığınızı düşünüyorum. İrab yönden uyum olmalıdır. Bu cümlenin altını yani defalarca çizdiler. Heminden beri hep aynı şeyi anlatıyorlar. Ne burada? İşte es-sadigani tesniye mi? Tesniye. El-muhlisani bu da tesniye. Şu bu kadar satırı
Irak yönünden uyumlu olması gerekir anlatmak için yazmışlar. Es-Sadigan tesniye, El-Muhlisani tesniye. Yani böyle olması gerekir diyor. El-Muhlisu olmaz diyor. Muhlisani tesniye olacak. Niye? Çünkü mevsus tesniye. Burada merfular tabii. Elif ile merfular. Zehebe fiil, Es-Sadigan'ın fail olmakta. El-Muhlis de onun nesi olur? Sıfatı olur. Ra'eytu, ra'a fiil, tu fail. Ne lazım? Meful lazım. Bu yüzden sadi gayini. Bundan önceki ya. Bunun mensup olduğunu göstermekte. Muhlisayni de. Niye muhlisayni de bu muhlisani değildir? Alın size bir soru. Yukarıda muhlisani idi. Burada muhlisayni oldu. Neden? Bunu cevabını şöyle verebilmeniz gerekiyor. Nedir? Sıfattır. Sıfatlar mevsufuna irab yönünden de tabi olduğundan. Mevsufun irabı ne? Mensup konumunda. Mensup, mensup konumunda. Ya ile yazılmış. Bu yüzden sıfatta ya ile yazılması gerekir. Peki onun mevsufu niye ya ile yazılmıştı? Çünkü mef'uldü. Sellem, selleme fi tu fail ala harfi cer olduğundan sadi gayni cer etmiştir ya ile. Tesniyenin cerri de nasbı da ya iledir. Şaşırmayın yani. Burada ya ile yazılmış tesniye. Mensup dedim. Burada da ya ile yazılmış. Mecrur dedim. Çünkü her iki durumda aynı şekilde yazılır. Muhlisayni de sıfattır. Mevsufuna irab yönünden uyduğundan ya ile yazılmıştır. Eğer tesniye isim muzaf olursa bu durumda sonundaki nun harfinin düşeceğini daha önce anlatmıştık. Evet. Tesniye ve cem-i müzekker salimler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfleri düşer. Burada tabi ne demiş bir de? Sıfatı da muzafın lehten sonra gelir. Yani tesniye olan bir kelime ne diyelim muzaf ise onun sıfatı hemen yanına getirilmiyor yani muzafın ileyhten sonra getiriliyor. Cae geldi. Ne? Kim? Sadigake. Aslında neydi? Sadigani. Burada bir esreli nun vardı. Şurada vardı ya hani. Sadigani. Aynı şekilde sadece ikramsız yazılmış. Sadigani. Burada da sadiganidir. Nun vardır. Ama bu kelimeyi muzaf yaptılar. Ç'ye muzaf. Ç muzafın ileyh burada. Madem ki sen tesniyeyi muzaf yaptın, o zaman sondaki nunu düşürdük. Kural bu. Daima böyle olur. Nun düştü. Sadigake. Yani sadiga nedir? Tesniyedir. Sadigun müfrettir falan diye düşünmeyin. Bakın. İki diyor değil mi? İki samimi dosttan bahsediyor. Örnek. Ra'aytu sadigayke muhlisayni. Ra'aytu ra'a fi'l tu fa'il. Sadigayk mef'ul olmakta. Sadigayke. Şimdi ne oldu? Şimdi olan şey yine basına sadigani idi. Ama mensup konumunda mef'ul ya. Mensup konumunda nasıl yazılıyordu tesniye? Az önce görmüştük. Ya ile yazılıyordu. Hatırlayalım. Ya ile yazılıyordu. Ra'a fi'l tu fa'il demiştik. Sadi gayni meful konumundadır. Tesniyenin meful konumu bu yüzden mensuptur. Mensupluk durumu ya ile yazılır demiştik. En baştan alalım. Es-sadi gani kelimenin standart hali bu. Tesniyenin standart hali. Sadi gani elif ile yazıldı. Meful konumunu aldık. Nundan önceki elifi ya'ya çevirdik. Sadi gayni oldu. Sonra demiştik ki bu kelimeler muzaf olursa sonlarındaki nun harfi düşer demiştik. Düştüğü yere ne kaldı? Sadigay kaldı değil mi? Sadigay işte tık burada olduğu gibi. Sadigay kaldı. Sonra da K. K nereden geldi? K'yi kendileri getirdi. Farklı bir şey de getirebilirlerdi buraya. Hiç fark etmez. Zamirdir. Muzafın ileyh diye gelmiştir. Ama burada önemli bir nokta sıfat gelirken sıfattan nun düşürmüyoruz yani. Mevsuftan nun düşmüştü. Biz de sıfata düşürelim. Öyle bir şey yok. İrab yönünden uyacak. Hangi yönlerden uymalıydı? Onları hatırlayın. Sadece o. Nunu düştü, bize düşürelim. Öyle bir şey söz konusu değil. Anlaşıldığını düşünüyorum. Üçüncü ünitede sürekli dikkat yazmışlar. Sıra sizde yazmışlar. Bayağı bir dikkatli ünite yani. Üçüncü ünitede isimlerde cemi, yani çoğul konusunda cem, müzekker, salim. Yine nun düşmüştü, ondan bahsedecekler. Okuma bile gerek yok. Aynı şeydir. Ama yine de okuyayım da. Böyle değilse atladı geçin denilmesin.
Zemzike salim bir isim merfuluk durumunda vav, mensupluk ve mecrurluk durumunda ya harfi alır. Konumuzla ilgili olarak Zemzike salim bir ismin sıfatı da kendisi gibi çoğul olur. Ancak bu çoğulluk aynı türden olmak zorunda değildir. He, burada farklı şeyden bahsediyorlar. O sıfatın çoğulu nasıl kullanılıyorsa o şekilde gelir. Yani buna göre mensup cemi müzekker salim ise onun sıfatı da cemi müzekker yani cemi müzekker salim olmasına gerek yoktur demek isteyecekler ve cemi mükesser de olabilir demek isteyeceklerini düşündüm. Bakıyoruz. Eta el yevme ila külliyetina müderrisuna duvarun. Bugün fakültemize uzun hocalar geldi. Bu cümlede müderris kelimesi fail ve merfuluk alameti de vav'dır. Müderris kelimesi. Evet. Eta geldi. Ne zaman? El yevme bugün. Bugün geldi. Kim geldi? Hala belli değil. Nereye geldi? İlâ külliyetina fakültemize geldi. İyi de kim geldi? Müderrisuna hocalar geldi. Müderris ders anlatan kişi hocalar geldi. Öyle hocalar ki duvalün uzun. Şimdi buradaki tuval kelimesi cemidir. Anlatmak istedikleri şey buydu. Tıval kelimesi de onun sıfat olup mensufuna, irapta, nekrelikte, müzekkerlikte ve çoğullukta uymuştur. Tıvalune şeklinde vav nun ile yazı çoğul olması gerekmiyor yani. Evet, anlatılmak istenen neymiş? Mensuf ile sıfat tabii ki irap yönünden, çoğulluk yönünden birbirine uymak zorunda. Ama bu çoğulluk yani cemi oluş illa birisi cem müzekker salim ise diğerinin de cem müzekker salim olmasını gerektirmiyor. Diğeri cemi mükesser olabilir. Yeter ki cemi olsun yani konumuz bir örnek daha vermişler. Bede'e el mümerribune en neşidune amelehum el cedide. Burada ne yapmışlar? Mümerribune görüldüğü üzere vav nun ile yazılır. Yani vav bunun nesi? Merfu olduğunu göstermekte. Cem-i müzekker salimdir. El mümerrizun. En neşidun da cem-i müzekker salim. O da vav nun ile yazılmış. Sıfat mevsuf tabi bunlar. Birisi sıfat, diğeri mevsuf konumunda. İkisi de cem-i müzekker salim olarak gelmiş. Yani gelmeyebilirdi de burada olduğu gibi. Onu ifade etmek istiyorlar. Birisi cem-i müzekker salim. Diğeri cem-i müzekker değil de cemi mükesser olabiliyor. Biri kırık çoğul, diğeri salim çoğul olabilmektedir. Yeter ki çoğul olsun, cemilikte uyusunlar yani. Yine bir dikkat. Cem müzekker salim bir isim muzak yapıldığında, evet, nun düşer olayına şimdi geldi. Muvazzafu aslında neydi? Muvazzafu ne? Sonunda ne vardı? Nun vardı. Nun düştü. Niye düştü? Çünkü cem-i müzekker salim olan bu kelime nedir burada? Muzaftır. Muzaf olduğunda tıpkı tesniyede olduğu gibi sonundaki nun harfi düşer. Muvazzafu şeriketi. Kelime esreyle bitmiş görüyorsunuz. Kelimenin esreyle bitişi neyi göstermekte? Sağındaki kelimenin muzaf olduğunu göstermekte. Çünkü sağında harfi cer yok. Harf yok değil mi? Kelime bu. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta gibi bir harf yok burada. Kelime var. Öyleyse muzaftır. Zaten cer de etmiştir. Muvazzafu ne? Ne olmuş? Muvazzafu olmuş. Teahhara fiildir. Muvazzafu failidir ve tabii ki merfudur. Aynı zamanda muvazzafu nedir? Mevsuftur. Sıfatlanmış. Acaba sıfatı ne? Şeriketi olamaz çünkü irabı tutmuyor değil mi? Muvazzafu merfu konumunda. Fail olduğuna göre merfu olacak. Zaten mensup veya mecrur olsaydı vav yerine ne olmalıydı? Ya harfi olmalıydı. El cüdüt kelimesi de nedir? Muvazzafu'nun sıfatıdır. El cüdüt cemidir. Nasıl cemi? Mükesser cemi. İnsanların dışındaki varlıkların çoğuluna gayri akıl çoğul denir. Gayri akıl çoğul müfett müennes hükmündedir. Ne diyor? Müfett müennes bir isim cümlede hangi kurallara tabi ise çoğul isimler içinde aynı şey söz konusudur. Buna göre aynı şey anlatılmıştı yine. İştaraytu, iştarafi, tu, fail, kütüben.
mef'uldür. Bu yüzden mensub olarak yazılmıştır. Mensupluğu yani fetha ile sabit. Kütüp çoğuldur ama asıl konumuz o, şimdi anlattıkları o. Çoğuldur değil mi? Kitabun, kitabani, kütüp. Kitabun bir kitap. Kitabani iki kitap tesniye oldu. Kütübün kitaplar cemi mükesserdir. Kitapların aklı yoktur. Dolayısıyla gayri akıl bir cemi oldu bu. Gayri akıl cemiler müfret müennes hükmündeydi dil bilgisi yönünden. Bu yüzden ona getirilen sıfat da müfret müennes olmuştur. Bakın müennes değil mi? Sonunda kapalı T var. Kütüp müennes mi? Müennes değil. Ama müfret müennes hükmünde, yani bunu müennes kabul ediyoruz ve müfret kabul ediyoruz. Bu yüzden sıfatını müfret ve müennes getiriyoruz. Yine bir dikkat var. Gerçekten şaşırdım. Bu kadar dikkat ne zaman bir ünite görmemiştim. Dördüncü ünitede özel isimlerin yani alemlerin marife çeşitlerinden olduğunu görmüştük. Evet, mesela Zeyd bir nedir? Özel isimdir. Amr, Ömer, Osman gibi. Ali, Veli, Mehmet, Kamil gibi. Bunlar hep özel isimler. Çok azı hariç özel isimlerin büyük çoğunluğu başlarına harfi tarif dediğimiz belirlilik takısı almaz. Yani Elif Lam, El Zeydu, El Amru gibi. Başlarında harfi tarif olmayan bu özel isimler marif oldukları için bir sıfatla nitelendikleri zaman mutlaka harfi tarif bulundurmak zorundadırlar. Başlarında diyor harfi tarif olmayan bu özel isimler marife oldukları için, yani zaten marifeler deniyor. Buna bir daha sıfat getirirsen bu sefer elif lamı alırlar. Amene iman etti. İnandı. Kim? Ennasu insanlar. Çoğul bir kelime. İnsan müfret idi. Ennas çoğul. Kime inandı insanlar? Bir Muhammed'in Muhammed'e inandılar. Öyle Muhammed ki bu el emin güvenilir. Şimdi buradaki konu Muhammed kelimesi özel bir isim, insan adı, özel bir isim. Peygamberimiz kast edilmiştir. Bu yüzden sallallahu aleyhi ve sellem demeden geçmeyelim. Bir insan ismi, alem. Dolayısıyla özel isim yani. Özel isimler nedir? Zaten marifedir. Zaten belirgindir yani. Bu yüzden kendisinin elif lam olmasına gerek yok. Ama kendisine getirdiğimiz sıfata ne olacak? Elif lam olacak. Bunda elif lam yoktu. Bunda da olmamalı değil. Burası gerçekten de dikkat edilecek bir konu. Çünkü şıklarda sorulabilir yani. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat mevsuf kurallarına uyulmamıştır? A şıkkında bir cümle, B şıkkında başka, C, D falan. Birinde de böyle yazar. Siz de bakarsınız ya sıfat mensup arasında mariflik nekrelik uyumu olmalıydı. El emin. Elif lam var. Muhammed'de el Muhammed yazmıyor. Uyum yok. Bu hatalı deyip işaretleyebilirsiniz belki. Çok dikkat etmek gerekiyor. Özel isimlerden sonra getirilen sıfatlarda elif lam oluyor. Olay bu. Hazihi Mekke'tül mükerremetü. Bu nedir? Mekke-i mükerremedir. Buna göre hazihi bu, yani mübtedadır hazihi, Mekke'de haberdir. Hazihi bu nedir? Mekketu, Mekke'dir. Nasıl Mekke? El mükerremetu, değerli, aziz, kıymetli. Mekke mükerremedir. Ne oldu? Mekke bir özel isimdir. Bu yüzden kendisinde elif lam yok. Ama sıfatında elif lam var. Mekke aynı zamanda neydi? Gayrimusarifti. Bunu da unutmayalım. Gayrimusarifti. Mekke nedir? Bir şehir adıdır. Şehir adı olduğundan özel isim oluyor. Biliyorsunuz şehir adları, ülke adları vesaire özel isim olmaktadır. Yine bir dikkat var. Bu kadar dikkat. Niçin? Beşinci ünitede cemi müennes salim isimlerin mensupluk alametinin kesra olduğu izah edilmişti ki çok önemli bir bilgi gerçekten de. Çünkü mensup dediğimizde insanların, yani tabii ki tamamı değil, büyük bir kısmının mensup dediğimizde fethayı anladığını görüyoruz. Mensupluk illa fetha demek değil, kesra da olabilir. Cem-i Önnes Salim'den bahsediyor. Cem-i Önnes Salim'leri nasıl tanıyorduk? Açık bir T, sağında dik elif var. İşte bunlara Cem-i Önnes Salim diyoruz. Bu şekilde biten kelimeler Cem-i Önnes Salim'dir. Dik elif, ardından açık T.
Açık T derken yani kapalı o yuvarlak T'lerden değil demek istiyorum. Çoğulu cem'i önüne salim şeklinde gelen gayri akıl isimlere sıfat geldiğinde. Bu sıfat müfret müennes formatında gelir. Şayet cem'i önüne salim isim mensup durumda ise sıfatı da mensup gelir. Ama çok ilginçtir. Şimdi cem'i önüne salim mensupluk durumunda da esra alıyor ya. Esreyi koyacaksın. Ardından sıfata getireceksin mesela. Sıfata da fetayı koyacaksın. Burada bir yanlışlık var diye insanlar düşünebilir. Oysa yok. Çünkü cem'i önüne salimler esre ile fetalık konumunda oluyorlar. İştara satın aldı. Kim? El Ebu Baba. Ne satın aldı? Seyyaratin. Arabalar satın aldı. Öyle arabalar ki cedideten. Yeni. Kim için? Li evladihi. Kendi çocukları için. İştara fiil. El Ebu fail olmakta. Seyyaratin mef'ul konumunda. Mef'ul konumunda olduğundan mensuptur. Neyle mensup? Esre ile mensup. Mensuftur aynı zamanda. Ardından cedideten gelmiş sıfattır. Şimdi şunu şekilde gördüğünüzde sıfat biraz karışık gibi gelebilir. Oysa değil. Seyyaratin mensuptur. Cedideten o da mensuptur. Cedidetin niye yazılmamış diye düşünebilirsiniz. Cedidetin yazsak cedide kelimesi ne olur? Mecrur olur, mensup olmaz. Yani bu mensupluk, mecrurluk kelimenin türüne göre değişmektedir. Bununla ilgili sıkıntısı olan Arapça 1 5. üniteye muhakkak baksın. Onun videosunu da çekmişiz. Ona da bakabilirsiniz yani. Seyyaratin mensuptur. Cem'i önüne salimdir. Cem'i önüne salimler fetha almazlar. Fetha yerine esra alır. Onun aldığı esre fetha yerine kaimdir. Yani fetha almış sayılır. Gerçi bu kelimelerin başında bir harfi cer olduğunu düşünelim. Yani mecrur olması gerekiyor. Yine esra alacaktı. Değişen bir şey olmayacak. Sonuç itibariyle seyyaratin nedir? Otomobiller, arabalar manasına geldiğinden gayri akıldır ve cemidir. Bu yüzden müfret müennes hükmündedir. Eşittir. Cedideten bu yüzden müfret müennes olarak sıfat gelmiştir. Alıştırmalara geldik konu. 1. Aşağıdaki her bir cümlede mübtedaya sıfat getirilmiştir. Örnekteki gibi tespit ederiz. Mübtedaya sıfat getirilmiş. Mübtedanın sıfatı burada diyor el-cedid kelimesidir. Et-tabibu, doktor. Öyle doktor ki el-cedidu, yeni. Fil-müsteşfa, hastanededir. Yeni doktor hastanededir. El-mirrahatu. Ama şu var şimdi. Mübtedaya getirdik diyorsanız sıfatı hemen ardından gelmiştir. Büyük bir ihtimal. El-mirrahatu. El-ceridutu. El-mirvaha mübteda, el-celid onun sıfatı oldu. El-aklu akıl, öyle akıl, es-selim, selim, aklı selim, çok küçük de kullanılıyor. Ne diyor? Fil-cismi selim. Sağlam bedende bulunur, sağlam vücutta. El-aklu mübteda, es-selim onun sıfatı. Diğerler de aynı şekilde devam ediyor. El-eklu, el-kesir, mübteda sıfat devam ediyor. Aşağıdaki her bir cümlede habere sıfat getirilmiştir. Bunu tespit edin. Abbasun Abbas nedir? Ganiyün zengindir. Abbas yolcu değildir. Abbasun Abbas. Öyle Abbas ki tacirun. Tacir olan Abbas. Tacir Abbas. Sıfat yani nedir? Gerçi burada yanlışlık oldu sanırım. Abbasun Abbas nedir? Tacirun tacirdir. Abbas mübteda tacir onun haberi. Ganiyyun da sıfatı. Neyin sıfatı? Haberin yani tacirin sıfatıdır. Diğerlerde aynı şekilde. Mesela ikiye bakalım. Et-tufah. Elma nedir? Fakiyetün bir meyvedir. Öyle meyve ki lezizetün lezizdir. Tufah mübteda, fakih haber, leziz onun haberi olmaktadır. Ammar, ammar nedir? Dalibun bir öğrencidir. Öyle öğrenci ki müctehidün çalışkan sıfat yani. Müctehid burada sıfat olmakta. El kahiretu, kahire nedir? Medinetün bir şehirdir. Öyle şehir ki kebiratun büyük bir şehirdir. Medine burada mevsuf, kebira onun sıfatı. Tabi Medine aynı zamanda haber yani. Hem haber hem mevsuf.
Muhammed Tacir Emin daha önce geçmiş sanırım. Geçmemişti gerçi. Şeye benziyor bu. Şuraya benziyor. Evet. Muhammed nedir? Tacirun bir tacirdir. Öyle tacir ki eminim güvenilir bir tacirdir. Bursa nedir? Medine'nin bir şehirdir. Öyle şehir ki cimilitin güzel. Güzel bir şehirdir. Medine burada mevsuf ve haber. Cimili onun sıfatı. Ene ben neyim? Dalibun. Bir öğrenciyim. Öyle öğrenci ki Türkiye'yim. Türkiye yani Türkiye'li. Aşağıdaki cümlelerde failin sıfatını örnekte olduğu gibi belirtin. Celese et talibul celidu. Celese fiil talip fail el celid onun sıfatı olmakta. Teselleme fiil el veziru fail el celidu onun sıfatı. Neyin sıfatı? El vezirin sıfatı. Nereden anladık? Uyumlu olması gerekli olan yerler vardı ya, birebir uyumlu bunlar. Oradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Mana bilmesek bile. Yer'abu et-tifru es-sagiru. Sıfat mevsuf. Et-tifl burada hem fail hem mevsuf. Es-sagir ise onun sıfatı. Başka bir şey değil burada. Bakıyorum hangisini okusam çünkü geçeceğim. Hatta hemen geçelim. Aşağı içinde mef'ul bih'ten bahsedilmiş. İştaraytu, iştara fiil, tu fail, seyyaraten mef'ulü bih ve aynı zamanda mensup. Kebira da onun sıfatı olmakta. Burada ketebe fiil, eddalibu fail, ederse mef'ulü bih, elcelid onun sıfatı. Telakkaytu, telakkaye fiil, tu onun faili, risale mef'ulü bih, tabiileten de onun sıfatı olmakta. Mecrurları çözüm denilmiş. Bakıyoruz. Ene fil medineti, fil medreseti, saneviyeti. Ehtiyacı ila vaktin davilin. Yani uzun bir vakte ihtiyaç duyuyorum. Vaktin burada hem mecrur, yani sadece mecrur gerçi. Mecrurdur. Davilin de onun sıfatıdır. Buna göre vaktin nedir? Mevsuf. Şöyle çizelim. İstema'tu fiil tu fail emsi zarf ila hatibin şehirin. Hatip, mevsuf, şehir onun sıfatı olmakta. Aduvun akilun yani akıllı düşman hayrun daha hayırlıdır. Kimden? Min sadikin cahil. Cahil dosttan, cahil arkadaştan daha iyidir. Türkçede de bu tarz bir söylem olmalı. Min hatıcer sadik kelimesinin ceretti. Sadik mevsuftur. Cahil onun sıfatı olmakta. İdarin mevsuf bedi'in onun sıfatı. Aşağıdaki cümlelerde tesniye, cem-i müzekker salim, cem-i müennes salim ve cem-i teksir isimlerin sıfatlarının örnekte olduğu gibi bulunuz. Ne demiş? Tesniye ismi sıfatı şudur. Bunda bir şey yok zaten. El-müsafirune cem-i müzekker salimdir, mevsuftur. Abune de onun sıfatıdır. Tabi bu da cem-i müzekker salim. Kitabeyni cedideyni sıfat mevsuf. Her ikisi de tesniye tabii ki. Hangisi mevsuf? Sağdaki daima. Tabi aralarında takdim gibi. Esasen şunu da söyleyelim. Bitirmek üzereyim üniteyi. Videoyu tamamlayacağım. Şunu da söyleyelim. Tabi bu ünite sıfat mevsuf konusunu tüm ayrıntılarına varana dek anlatmamıştır. Tabi bu sizin için bir avantaj yani. Niye anlatmadı diye de bakmayın. Sizin için bir avantaj bu. Katafe fi tu fail zehrateyni cemileteyni sıfat mevsuf. Tabi zehrateyn aynı zamanda nedir? Mef'uldür. Tesniye ama bizden istediği şey oydu. Biraz atlayalım. Özel isimlerin sıfatlarını örnekte getirildiği gibi belirtin. Mekketu el-mükerremetu. Özel isim bulunuyor yani. Bursa özel isim bir şehir olduğundan. El Hazra'u da onun sıfatı. Hadicetu, Hatice, özel isim. Alem değil mi? İnsan ismi. El Kubra. Kübra da özel isim demeyin yani. Kübra burada en büyük manasında. Büyük manasındadır. Kübra da onun sıfatı olur. Fatımetu insan ismi, özel isim. El Zehra'u onun sıfatı olmakta. Muhammed isim. El Emin onun sıfatı. Ömer isim, El-Adil onun sıfatı. Cafer isim, Sadık, Es-Sadık onun sıfatı. Ne var burada? Özel isimler yani mevsuflarda her ne kadar Elif-Lam
olmasa da kendilerine gelen sıfatlarda hep elif lam var. Buna dikkat çekmek istiyorlar değerli arkadaşlar. Siz de bunu unutmayınız. Marife bir isme muzaf yapılarak marifelik kazanan isimlerin sıfatlarını örnekte olduğu gibi gösterin. Adatuna el-gadimetu. Cemile tün. Geçiyoruz. Artık bitirmem gerekiyor. Burada da ezan vakti geldi. Aşağıdaki cümlelerde gayri akıl çoğul isimlere gelen sıfatları örnekte olduğu gibi belirtin. El esiletu, es sefihetu, es şefehiyetun, şefehiyetu, pardon. Biraz doğru gördüm bunu. Ne var burada? El esile yani sualin suali hani es ile sorular manasında cimidir, cemi keserdir. Oysa şefehiyye anca okuyabildim. Şefehiyye cemi değildir. Böyle bir durum var. Kelimat cemidir. Nasıl bir cemi? Mükesser. Cedid müfrettir. Kelimat kelimelerin aklı yoktur. Cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimdir. Yani cemidir. Ve gayri akıldır. Dolayısıyla müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden cedid etende müfret müennes gelmiştir. Sıfattır bu. Bakıyorum başka nereye değilsem hızlıca bakıyorum çünkü gerçekten de artık bitirmek gerekiyor. Boşlukları parantez içerisindeki uygun kelimelerle doldurun. Ne var? Fil usbu'il gadimi olur tabii ki. Fil usbu'il gadimi olur mu? Hiç gadimi olmaz. Olsa olsa gadimin olurdu. Sanırım bitti. Böylece nüteyi tamamladık.